Akşamlar Pusula TV izleyicileri ana haber bülteniyle karşınızdayız. AK Parti'de il başkanlığı düğümünün çözülmesinin ardından gözler Çaycuma ve Kilim ilçe başkanlığına atanacak isimlere çevrildi. Genel merkezinin tek aday ısrarına rağmen kongrede aday olup seçimi kazanan Çaycuma ilçe başkanı Adil Düzlü ile Kilimli ilçe başkanı İsmail Ofluoğlu görevden alınmıştı. Çaycuma ve Kilimli ilçe başkanlığı görevlerine atamayla getirilecek isimler üzerinde çalışmalara başlandı. Hafta sonu Çaycuma'dan aday olmak isteyen isimler koordinatör milletvekili Ali Ercoşkun ile görüşme yaptılar. Ercoşkun'un gerçekleştirdiği ön mülakatın ardından da yarın seçilen 3 kişi genel merkeze çağrılacak. Aday olmak için adı geçen isimler ise şu şekilde: Mine Verimcik Özkütük, Ercan Karakuş, Ahmet Akçaalan, Ahmet Karaca, Çetin Otlu, Yıldırım Civan, İbrahim Akkuzu, Bayram Berber. Kilimli'de ise aday adaylarının isimleri henüz netleşmediği için çalışma gerçekleştirilemedi. 2 gün içerisinde de Kilimli'de Ali Ercoşkun'un çalışma yapması bekleniyor. Genel Maden İşleri Sendikası'nın 10. olağan genel kurulu sürecindeki şube genel kurulları Üzülmez Şube Genel Kurulu ile devam etti. Genel Maden İşçileri Sendikası Şemsi'de Nizer Konferans Salonu'nda düzenlenen Üzülmez Şube 10. olağan genel kuruluna Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş, Genel Başkan Yardımcısı Satılmış Uludağ, Genel Sekreteri Behzat Cinkılıç, Genel Mali Sekreteri Muharrem Sarıçam, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Osman Tutkun, Genel Maden İşçileri Sendikası'na bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, eski sendikacılar, Amele Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle delegeler katıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş yaptığı konuşmada, Türkiye Taş Kömürü Kurumu hükümetin ya da Enerji Bakanı'nın kendi malı değil. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu yok etmeye kimsenin gücü yetmez dedi. Başta Soma'da ve Ermenek'te madencilik sektöründe yaşanan iş cinayetleri ve değişik sektörlerde yaşanan iş cinayetleri 2015 yılını madenciler açısından hafızalarımızda kötü bir yıl olarak kazındı. Ben başta Soma'da, Ermenek'te yaşanan iş cinayetlerini, İstanbul'da inşaatta yaşanan iş cinayetinde hayatını kaybeden arkadaşlarımız olmak üzere tüm iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize, madenci kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına, geride kalanlarına ve emek camiasına başsağlığı diliyorum. Son dönemde özellikle her seçim dönemi ya da toplu sözleşme döneminde olduğu gibi Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun özelleştirileceği ya da kapatılacağı ile ilgili başta Enerji Bakanlığı ve Zonguldak milletvekillerinin bazı söylemleri var. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak ve maden işçileri olarak dün Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun yaşatılması adına Zonguldak halkı, maden işçisi nasıl mücadele ettiyse bugün de aynı mücadeleyi verebilecek güçte, yüreklilikte ve kararlılıktadır. Bugün de o mücadeleyi verir, yarın da verir. Burası Enerji Bakanlığı'nın ya da hükümetin kendi babasının malı değil. 5000 maden şehidiyle bölge insanlığın ve Zonguldak halkının yıllarca Türkiye'ye baktığı kanıyla, canıyla kurduğu ve yaşattığı bir kurum. Bu kurumu hiç kimsenin kapatmaya ya da özelleştirmeye gücü yetmez. Bunu maden işçisi her zaman savunacaktır. Değerli arkadaşlar, ben Üzülmez Şubemizin 10. Genel Kurulu'nun başta Üzülmez Şubemize, Genel Maden İş Sendikamıza, Türk İşimize ve Türkiye Emek Hareketi'ne hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanlığı'na seçilen İsa Mutlu da Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun özelleştirilmesi ya da küçültülmesi söylemlerine sert tepki gösterdi. Biz 1990 ve 91 yıllarında büyük maden yürüyüşüyle beraber madencinin ve Zonguldak adını tarihe altın harflerle yazdıran bir neslin kuşağıyız. Bu açıklamaları yapanları buradan bir kez daha görüyorum. Zonguldak'ın şanlı tarihini bir kez daha araştırsınlar. Görmezden veya duymazdan geldikleri o şanlı tarihi anlayarak okumaya çalışsınlar.
Aksi halde bu söylemlerin altında kalacaklarını unutmasınlar. Değerli dostlarım, değerli delege arkadaşlarım. Biz bugün üreten kesimiz. Hiç kimse Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun zararını bizlere yükleyemez. Çünkü biz her gün canı pahasına halatın ucunda yerin yüzlerce metre altında inerek bu bölgenin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamak için çaba sarf ediyoruz, emek veriyoruz. Bu açıklamaları yapanlar bizim yaşadığımız günlerin acaba kaçta kaçını yaşadı? Biz her gün çoluk çocuğumuzla beraber evimizden ekmek poşetimizi alıp kapta vedalaşırken acaba eşim akşama dönebilir mi? Babam bu gece vardesinden sağ salim çıkabilir mi düşüncesiyle zaman zaman göz yaşlarıyla vedalaşıyoruz. Onlara soruyorum. Bunların kaçta kaçını yaşadınız? Bu ülke için kaç defa göz yaşı döktünüz? Biz her gün bu acıyı yaşıyoruz. Biz her gün kelleye koltuğu alıp bu ülke için çalışıyoruz. Biz onlar gibi son model koltuklarda, son model arabalarda bu ülkenin kaymağını yemiyoruz. Biz yıllarca Zonguldak olarak bu ülkeye bakmış, ülke ve bölge sanayisinin gelişmesine katkı sağlamış bir nesli kuşağıyız. Bizim için kaybedecek hiçbir şey yok. Biz her gün ölümün yaşandığı bir ilim temsilcileriyiz. Mümessilleriyiz. Onun için onlara buradan sesleniyorum. Zannetmesinler maden işçisi söylediklerimizi kabul eder. Dünyada ayağa kaldırılması en zor işçi sınıfı maden işçisidir. Ama ayağa kalktığı zaman sonuç almadan dönmeyecek ve karşısındakini yıkmadan yere dönmeyecek tek işçi sınıfı da yine maden işçisidir. Evet, bugün polise yönelik operasyonu tüm haber sitelerinde yerini almıştı. 9 ilde düzenlenen yasa dışı dinleme operasyonu kapsamında Devrek'te görev yapan emniyet amiri Oğuzhan C. gözaltına alındı. İstanbul merkezli ve 9 ilde başlatılan yasa dışı dinleme operasyonu kapsamında Zonguldak'ta hareketli saatler yaşandı. Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Oğuzhan C. isimli emniyet amiri öğlen saatlerinde gözaltına alındı. Emniyet amiri Devrek Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne, sağlık kontrolünün ardından da Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet amiri polis otomobilinden çıkartılırken gazetecilere de el salladı. Oğuzhan C.'nin işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi. Alaplı Ziraat Odası'nın 5. olağan genel kurulu yapıldı. Fakat genel kurula yanlış anlamalar ve liste krizi damgasını vurdu. Alaplı'da Ziraat Odası'nın 5. olan genel kurulunda mevcut başkan Şeref Türkoğlu ve Nizamettin Bozkurt listesinin yarıştığı kongrede adaylar arasında uzlaşma sağlamak amacıyla her iki aday ile görüşmek istenirken durumu yanlış anlayan adaylardan birinin yakınıyla uzlaşma sağlamak isteyenler arasında gergin anlar yaşandı. Yaşanan olay delegelerin araya girmesiyle tatlıya bağlanırken kongrede iki ayrı listede adları olduğunu öne süren kişilerin adlarının diğer listeden çıkartılmasını istemesi üzerine liste krizi yaşandı. Sayın Başkanım. Asıl yedek kaç kişi? 42 kişi. Yerine kalıyor. Değerlendiriyor. Asıl da varsa değerlendiriyor. Doğru. Ama
bu aslında yoksa şu anda yedek bizde itiraz etmek cüzük elde yazdık. Onu istediyorum neyse onu gelebiliriz onu. Şu anda iki tarafında yedek bizde bulunmak mecburiyetinde. Gereken. Gel başkanım. Bu ordu ile yaşamakla tamam. Şu arkadaşları buraya çağırıyorsun. Biz onlara konuşacağız. Yani aday olmak istemiyorsa liste tamamen iptal edeceğiz. Olmamız diyorlarsa girecek. Onlar bir gelsinler şuraya. Yılmaz Arabacıoğlu. Şöyle bir çağır onları gelsin. Hepsi buraya gelsin. Kemal Yunar, Nurettin Şahin, Muhittin Yüksel, Sezer Temur, Halil Yavuz, Recep Şimen. Direkte kabul edince de böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ya kardeşim bizden çeşahsın. Ya sonuçta 60 kişi yok, 58 kişi yok mu başkanım? Hayır uğurlu olsun o zaman. Hadi. Ya bunlar da yırtalım biz böyle. Düşün. Sayın başkanım. Siz misiniz? Sizin bunlar arkadaşlar. Tamam. Bravo! Evet, bir son dakika haberini sizlere aktarmak istiyorum. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi eski başhekimi operatör doktor Emir Ali Esenyel hayatını kaybetti. Esenyel'in cenazesi yarın İstanbul'daki Karacaahmet Şakir'in camisinde ikindi vakti kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Pusula ailesi olarak değerli büyüğümüz operatör doktor Emir Esenyel'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine de sabır diliyoruz. Evet, sıradaki haberimize devam ediyoruz. 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Zonguldak Milletvekili aday adaylığını açıklayan Kamuran Aşkar, Ulaştırma Memur Sen'in istişare toplantısına katıldı. Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Ulaştırma Memur Sendikaları Konfederasyonu Zonguldak Temsilciliği tarafından öğretmen evinde tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Memur Sendikaları Konfederasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Zonguldak maalesef Cumhuriyet'in ilk ili olmasına rağmen hak ettiği önemi çok fazla alamayan bir il olduğunu söyledi. İlimizi çok sahiplendik ve ilimizle ilgili defalarca şunu söyledik. Zonguldak maalesef Cumhuriyet'in ilk ili olmasına rağmen, Cumhuriyet'in ilk ili olmasıyla beraber hak ettiği önemi çok fazla alamayan bir ilimiz olduğunu 1970'lerin Türkiye'nin Almanya'sı olarak addedilen Zonguldak'ımızın 2000'li yıllardan sonra hızla geriye giden bir il olduğunu ve baktığınız zaman son 4 yıllık süreç içerisinde 20 binden fazla göç vererek Türkiye'nin batısında nüfusu azalan tek ilimiz olduğunu görüyoruz. Bu Zonguldak adına ve Zonguldak'ta yaşayan, Zonguldak'ta sendikacılık yapan bir kardeşiniz olarak gerçekten bizi üzüyor. Ama burada tabii şunu da söylememiz gerekiyor ki Türkiye'nin bugün hangi iline giderseniz gidin altyapı sorunlarını çözmüş, ulaşım sorununu çözmüş illeri gördüğünüz zaman Zonguldak'ın Cumhuriyet'in ilk ili olmasına rağmen, başbakan çıkarmasına rağmen, meclis başkanları çıkarmış olmasına rağmen hak ettiği değeri görmediğini de bizi üzdüğünü belirtmek istiyorum. Baktığınız zaman hala bir Mithat Paşa tünelinin sözde kömür çıktı ama gerçekte ödenek sıkıntısı nedeniyle durdurulmuş olmasından sendik olarak üzüntü duymamamızın mümkün olmadığını görüyorsunuz. Türkiye'de, Eskişehir'de, İstanbul'da, Konya'da hızlı tren projeleri yapılırken sizin alanınız olduğu için özellikle söylüyorum ama Zonguldak'ta ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında
çok zor şartlarda açılan o tünellerimizin bugün iyileşme çalışmalarının yapılmaması ve Zonguldak insanının hala hızlı trenin hırsını bile duyamamasının üzüntüsünü yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, tabi Zonguldak adına, Türkiye adına, ülkemiz adına söylenecek çok söz var ama ben çok da sözü boğmak istemiyorum. Çünkü genel başkanımız burada. Ben inanıyorum ki iş kolunuzla ilgili farklı şeyler söyleyecektir. Ben sadece şunu son olarak belirtmek istiyorum. Bir kardeşiniz olarak 13 yıldır bu mücadelenin içinde bulundum. 13 yıl. Zonguldak'ta memur senin bütün iş kollarının kuruluş aşamasında bulunan bir kardeşinizim. Biz Zonguldak'ta sendikacılığa başladığımız zaman Zonguldak'ta sadece iki iş kolunda örgütlüydük. Birisi eğitim birsen, birisi de enerji iş kolunda örgütlüydük. Ama hamdolsun bugün Zonguldak'ın tamamında 8200 üyesi olan bir konfederasyonun temsilcisiyim. 8200 üyeyle beraber aynı zamanda 8 iş kolunda da Zonguldak'ta yetkili sendikayız. Memurlar adına, ilimiz adına, memur sen adına sevindirici bir durum. Ama bu sayısal çoğunluğa ulaşmamıza rağmen Zonguldak gündemi noktasında yaptıklarımızla yapamadıklarımızı kıyasladığınız zaman ben yaptıklarımızın her ne kadar çok olsa da Zonguldak adına daha çok söyleyecek sözümüz olduğuna inanıyorum. 7 Haziran'da yapılacak bir genel seçimler var ve 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde ben de Salı günü 10 Şubat tarihinde sendikadaki görevime son vererek aday olarak istifa edip siyasette Zonguldak'a katkı sunma adına siyasette yer alacağımı sizlere deklar etmek istiyorum. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yüksek tonajlı kamyonların tellere takılması sonucu telefon hatları zarar görürken yaklaşık 200 evin telefon ve internet bağlantısı kesildi. Belde sakinleri 10 gündür hatların onarılmamasına tepki gösterdi. Hastamız var, devamlı bize 112 lazım. Yapsınlar. Kime görüşeceksin oğlum? Baksana direkler hep yıkık. Gelik'te yüksek tonajlı kamyonların tellere takılması sonucu ahşap telefon direklerinden biri kırılıp yıkılırken aynı hat üzerindeki diğer 4 direk de zarar gördü. Mahalledeki 200 evin telefon ve internet bağlantısı kesildi. Merkez Mahallesi Muhtarı Hikmet Bektaş ve diğer belde sakinlerinin başvurmasına rağmen telefon hatları yenilenmezken belde sakinleri bu duruma tepki gösterdi. Telefon direkleri, arabanın bir tanesi bir direği yıktı, ondan sonrasına gelip yapmadıklarından dolayı tekrar aşağıda bir araç daha taktı. O da o telleri kopardı. Ondan sonra da yetkilileri aradığımızda bu hafta sonu yapılacağını söylediler. Ama hiçbir şahıs, hiçbir kimse telefonlarımıza bakmıyor. Kimse de gelip telefon kablolarını yapmıyor. Artı bir sürü iş yeri var, bir sürü evde telefon, internet hiçbir şey yok. 10 günden beri insanlar mağdur. Biz de huzursuzuz. Bizim de huzurumuz kaçtı ama karşı taraftaki telekom ilgilileri hiçbir telefonlarımıza bakmıyor. Bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Kaç hanenin telefonu hatta? En az 200 hanenin telefon internet çalışmıyor, interneti yok. Kablolar tehlike oluşturuyor mu yollarda? Yolda kablolar tehlike, elektrik de olabilir. Çocuklar var. Çarpılabilir yani, biz söylüyoruz. Kimse gelip yapmıyor. Direkleri, yıkılan direkleri siz yol kenarına koydunuz. Evet. Yıkılan direkleri de yolun kenarına çektik. Kabloları yolun kenarında, kimse gelip kaldırmıyor. Gelik Belediye Meclis Üyesi Adnan Açıcı de yolların yapılıp yükselmesinden sonra tellerin yükseklik seviyesinin azaldığını söyledi. Direkler çok eski, 20 yıllık aşkın. Bir de yollar yapıldı, beton. Biraz daha yükseldi. Yükselince de direkler biraz daha boyu alçalmış oldu. Hatlar, geçen arabalar, işte direk kamyonları vesaire hatları düşürüyor. Millet mağdur. 10-15 gün oldu. Yani tahminim 15 gün üzeri. Yetkililere başvuruldu. Fakat hiçbir icraat yok. İşte insanlar mağdur. Mesela 112 lazım oluyor. Telefon lazım oluyor. İnsanlar her zaman parasını ödüyor. Yani parasını ödemezse keserler. İnternet de lazım. Şimdi çağımız internet çağı olduğu için. İşte insanlar mağdur. Yani bilmiyorum. Bir gelik biraz da terk edilmiş gibi bir hali var geliğin. İşler acısı görüyorsunuz. Biz bir şeyler yapmaya çabalıyoruz ama yetkililerin de bir şeyler yapmasını istiyoruz. Halay Halk Oyunları Derneği düzenlediği dayanışma gecesinde üyeleriyle bir araya geldi.
Halk Oyunları Derneği üyeleri dayanışma gecesinde gönüllerince eğlendiler. Dernek Başkanı Ramazan Yıldız yaptığı açıklamada gecenin amacının kaynaşma olduğunu söyledi. Bizim derneğimizin 2014-2015 faaliyet sezonunda yeni başlayan arkadaşlarımızın eski arkadaşlarımızla kaynaştırılması amacıyla düzenlemiş olduğumuz bir yemek. Bu geleneksel hale geldi artık. Kaynaşma yemeği diyoruz artık biz buna. Eski arkadaşlarımız, yeni arkadaşlarımız birlikte kaynaşmalarını sağlıyorlar ve başlangıçta olan çalışmalarımızın yoğun bir tempoya girecek olmasından dolayı da bir stres atmaları amacıyla bu organizasyonu düzenliyoruz. Şimdi Eylül ayının sonunda çalışmalarımıza başladık. Malum birkaç ay geçti, çalışmalar hızlandı. Bu yıl çok yoğun geçecek bizim. Mayıs ayında geçen yıl gerçekleştiremediğimiz halk oyunları gecesi var. Onu yeniden düzenlemeyi planlıyoruz. Geçen yıl bu organizasyon için çok iyi hazırlanmıştık ancak malum Soma'da yaşanan maden kazası nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. İnşallah tekrar bu tür olumsuzluklar yaşanmaz. Biz de faaliyetlerimizi gerçekleştirebiliriz. Arkadaşlarımız dediğim gibi yoğun bir çalışma temposu içine girecekler. Onun öncesinde çok hem stres atsınlar hem kaynaşsınlar. Ve gelecek planlarımız da bunun üstüne. Yurt dışı festivallerimiz de olacak. Öncelikle amacımız tabii ki bu Mayıs ayı sonunda kapalı spor salonunda kendi ekiplerimizden, bu yıl içimizde kattığımız kendi ekiplerimizden, dışarıdan hiçbir ekip olmadan sırf bizim derneğimizin bünyesinde çalışan her yaştan grupta insanların ve gelen derneğimize gelen herkesin her şekilde bir ekipte görev yapması, yani halk oyunlarının güzelliğini bu kültürü yaşatmak adına, herkese yaşatmak adına gerçekleştirmeye çalıştığımız bir organizasyon olacak. Halay Halk Oyunları Derneği'nin eğitmenleri de düzenlenen geceyle ilgili şunları söylediler. Ben Adil Fırat Koç. Her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Bu yıl da işte bugüne denk geldi. Yılbaşı yapacaktık, vazgeçtik herkes ailesiyle yapsın diye. Bütün dernek burada aileleriyle beraber. Güzel bir ortam oldu. Eğleneceğiz hep beraber. Peki siz eğitimci, yönetici olarak? Evet. Peki yöreler neler? Bu yıl Trabzon yapıyoruz, Diyarbakır, Bitlis yapıyoruz, Edirne. Yaklaşık bir 8 yöre çalışıyoruz bu yıl. İsmim Serter, derneğin ikinci başkanıyım. Aynı zamanda eğitmenlerinden biriyim. Peki bu gece hakkında neler söylemek istersiniz? Biz artık bu yemekleri geleneksel hale getirdik. Her sene aramıza katılan yeni üyelerimizle beraber onlarla işte bir an önce kaynaşıp samimi bir aile ortamı oluşturmak için her sene düzenli yapıyoruz bu yemeği. Ve herkes eşiyle, dostuyla, ailesiyle geliyor. Beraber burada hep birlikte eğlenmeye çalışıyoruz. Ne kadarlık bir üye kitlemiz var derneğin? Şu anda ortalama 100 kişimiz var sürekli olarak gelen, katılan. Her yaş grubundan minik grup olsun, yetişkin olsun, orta yaş olsun. Halk oyunları ekiplerimiz var. Herkese kültürümüzü en iyi şekilde öğretmeye ve yaşatmaya çalışıyoruz. Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracının uçurma yuvarlanması sonucu yaralandı. Kozlu ilçesine bağlı Karaçorak mevkiinde meydana gelen kazada Necati Çay idaresindeki 66KH271 plakalı otomobil yolun ıslak ve kaygan olması sebebiyle şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Necati Çay'ı ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralı şoför Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada gördüm ben. Tam 10 bin aşağı düştü araba. Yol ıslak mı? Yol ıslak hem de biraz hızlı girdi yani. Daha önce peki böyle yaşanıyor muydu? Ya bu üçüncü oldu. Bunu duvar mı çıkacaklar? Bir şey mi yaptılar? Yapılsın yani. Ya, illa adam mı? Abicim oraya da göster. Bir tane engel var mı adam burada? Adam mı? Bir tane engel var mı? Göster orayı göster. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. Günlerdir süren pastırma sıcakları sona eriyor sayın seyirciler. Zonguldak'ta hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek. Salı gününden itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan alçak basınç merkezi ve yağışlı havanın pazartesi günü bu yağışlı sisteme ilave olarak Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edildiğini duyurdu.
Salı günü kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının İstanbul, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük'te etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın pazartesi günü kuvvetlenerek fırtına şeklinde eseceği, salı günü şiddetini Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'den daha da artıracağı ve saatteki hızının 80 ile 110 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin. Ereğli'de Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği'nce kurulan bal dolum tesislerinde çiçekten sofraya izlenebilirlik uygulamasına geçildiği bildirildi. Zonguldak Arı Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Güney yaptığı açıklamada dünyada bir ilki başlattıklarını açıkladı. Güney, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projeleriyle ilgili ciddi danışmanlık hizmetleri aldıklarını belirterek, bunlardan en önemlisi Tarım Bakanlığı ile birlikte Merkez Birliğimizin de aldığı kovandan sofraya izlenebilirlik kararı vardı. Biz onu bir adım öteye taşıdık. Çiçekten sofraya izlenebilirlik dedi. Bununla ilgili etiket çalışmamızda, tasarımımızda yaptığımız şey şu. Her arıcının balını kendine ait özel ambalaj diyoruz ve ambalajın üzerine adını soyadını yazdıktan sonra Tarım Bakanlığı'nın verdiği bir işletme numarası var. Onu yazıyoruz. Size özel olan balı tekrar tüketici sizden bulabilmesi adına biz oraya üreticimizin telefon numarasını da yazdık. Yani Türkiye neresinde olursa olsun tüketici balı beğendiğinde, tükettiğinde aynı kişiyi tekrar arayıp Zyber markalı ve kişinin kendi özel balını tüketme konusunda fevkalade ulaşımı sağlayacak. Bu Türkiye'de ilk defa yapılan birlikler arasında 29 birliğin dolum tesisi var. Hatta diğer bal dolum firmalarının içerisinde ilk defa yapılan bir uygulama tüketiciyle üreticiyi aynı yere koyma. Hatta biz bunu bir ileri boyuta daha taşıdık. Bunda tasarım ve markalaşma çalışmalarımız var. Arıcıları görsel olarak kovanlarını, arılıklarını, çekimlerini yapacağız. O biraz özel, tam açıklama yapmayacağız. Ama görsel olarak kavanozun üzerinde arıcının kendi videosunu koyacağız. Birkaç dakikalık videosunu koyacağız. Tüketici marketten kavanozu eline aldığı zaman, artık biliyorsunuz Android telefonlar var, akıllı telefonla. Üzerindeki barkodu okutup arıcıya ait tüm bilgileri görsel olarak görecek ve arıcının, üreticinin tüketiciye verdiği mesajları sesli olarak dinleyecek. Bunu da gıdalarda yapan ülkeler var. Fakat dünyada arıcılık sektöründe balda kullanan tek biz olacağız. Biliyorsunuz her zaman söylediğimiz şey şu. Zonguldak Arıcılar Birliği Türkiye'de ve dünyada ilkleri yapan bir birlik. Yine bir ilki daha önümüzdeki sezonda hep birlikte uygulamaya koyacağız. Karadeniz'de bu sene hamsinin az olması vatandaşları üzüyor. Hem fiyatı hem lezzetiyle her sene sofraların baş köşesine kurulan hamsi bu sene palamut ve çinekopa yem oldu. Canlıya, tazeye! Ereğli'de tezgahlarda hamsi balığının az olması dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz senelere oranla hamsi balığında düşüş yaşanırken diğer balık çeşitleri ise tezgahlardaki yerini alıyor. Ereğli'de yıllardır balıkçılık yapan esnaflardan Şenol Sönmez, hamsi balığının bu sene az çıkmasının doğal besinleri hamsi olan palamut ve çinekop balığının hamsiyi yemesinden kaynaklandığını ifade etti. Hamsi balığı bu sene palamutçuluk biliyorsunuz çok oldu. Peşinden de çok kuvvetli senelerde olmayan bir çinekopçuluk oldu. Haliyle bunlar da hamsi de temel besin olduğundan dolayı palamut da çinekop denizlerimizdeki olan hamsinin ekserisini bitirdi. Şu anda da şoklanmış hamsi satmaktayız. Ara ara da Gürcistan'dan gelen yerli hamsiler de var. Sayın seyirciler, sıradaki haber komşudan. Karabük'te düzenlenen bir turnuvada kız basketbol oyuncuları saç saça birbirine girdi. Kavga esnasında cep telefonu kameralara yansıdı. Oha! Karabük Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen basketbol turnuvasında Karabük Gençlik Spor ile Ankara Ülker Spor arasında oynanan kız basketbol maçının 3. periyodunda iki rakip takımın oyuncuları saç saça kavgaya tutuştu. Kavga anı ise bir seyirci tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Müzik.
Sezonun ilk yarısında olduğu gibi Çorum Belediyespor Zonguldak Kömürspor maçında yine kazanan çıkmadı. Zonguldak Kömürspor 20. hafta mücadelesinde grubun güçlü takımlarından Çorum Belediyespor'la 0-0 golsüz berabere kaldı. Ligde inişli çıkışlı grafik çizen Zonguldak ekibi kendisi gibi zirve hesapları yapan Çorum Belediyespor'dan istediğini alamadı. Çorum Doktor Turhan Kılıççıoğlu Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı maçta Şırnak bölgesinden Ramazan Keleş düdük çaldı. Zonguldak Kömürspor'un taraftar grupları Ultras Elmas ve Genç Zonguldaklar takımlarına büyük destek verdi. Zonguldak Kömürspor mücadelede Ömercan, Burak Et, Serkan Küçük, Rıtvan, Akın Alkan, Mert Caymaz, Emre, Hüseyin Yılmaz, Emrah Ergür, Suat Kerçin, Okan Eken kadrosuyla yer aldı. Genelde orta saha mücadelesi halinde geçen maçın ikinci 45 dakikasında Zonguldak ekibi önemli pozisyonlara girdi. Cahit Terzi devre arası takıma katılan 3 yeni transferi oyuna aldı. 63. dakikada Suat Kerçin'in yerine yeni transferler Emre Taş koparan, 70. dakikada Mert Caymaz'ın yerine yeni transfer Semih Oğuz, 80. dakikada Emrah Ergür'ün yerine Emrah Bedir dahil oldu. Okan Eken'in 70. dakikada vuruşu direkten dönerken mücadele 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı. Haftayı Çorum beraberliğiyle kapatan Kömürspor 36 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Grupta haftayı beraberlikle kapatan Darıca Gençler Birliği zirveyi Tuzla Spor'a kaptırdı. Kırmızı lacivertler önümüzdeki hafta sahasında Bursa Nilüfer Spor'u ağırlayacak. Grupta alınan sonuçlar şöyle. Batman Petrol Spor 3, Kırıkhan Spor 1, Gazi Osman Paşa 1, Tire 1922 3, Tuzla Spor 3, Adliye Spor 1, Çorum Belediye Spor 0, Zonguldak Kömür Spor 0, Bursa Nilüfer Spor 3, Sebat Proje Trabzon Akçaabat 0, Kızılca Bölük Spor 1, Darıca Gençler Birliği 1, Çatalca Spor 1, Niğde Belediyespor 2, Tutap Şekerspor 0, İstanbulspor 4. Ereğli Belediyespor ligde cezası nedeniyle 8 haftalık aranın ardından evinde konuk ettiği Ergene Velimeşe Spor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 24. dakikasında Velimeşe Spor Sinan Yüksel'le bulduğu gole ev sahibi 72'de kaptan İbrahim Arıkan'la karşılık verdi. Ereğli Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Ergene Velimeşe Spor'la 1-1 berabere kaldı. Cezası nedeniyle haftalardır dış sahada oynayan Ereğli ekibi geriye düştüğü maçta beraberliği kurtardı. Beyçayır sahasındaki karşılaşmayı Çorum bölgesinden Serhat Sarkandı, Yüksel Başar ve Muhammed Sait Emre Alagöz hakem üçlüsü yönetti. 24. dakikada konuk ekip Sinan Yüksel'le bulduğu tek golle devreyi 1-0 önde kapattı. Ereğli ekibi ikinci yarıda aradığı golü 72. dakikada kaptan İbrahim Arıkan'la buldu. Kalan bölümde eşitlik bozulmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikte sonuçlandı. Eflatun Beyazlar sahasında bu sezon ilk beraberliği aldı. Haftayı beraberlikle kapatan Ereğli Belediyespor 18 puanla 9. sıraya geriledi. Ereğli ekibi önümüzdeki hafta Kırklareli deplasmanında Baba Eski Spor'a konuk olacak. Kozlu Belediyespor yeni teknik direktörü Soner Erdurmuş yönetiminde çıktı. İlk maçında Tekirdağ Spor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın henüz başında Mahir'le öne geçen Yeşil Beyazlılar 20 ve 45'te kalesinde gördüğü gollerle sahadan puansız ayrıldılar. Bölgesel amatörlük ekiplerinden Kozlu Belediyespor'da kan değişikliği işe yaramadı. Hafta arasında teknik direktör değişikliğine giden Kozlu Belediyespor, grupta son haftalarda önemli çıkış yapan Tekirdağ Spor'a 2-1 mağlup oldu. Yeni teknik direktör Soner Erdurmuş yönetiminde Yeşil Beyazlar öne geçtiği maçta puan çıkartamadı. Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadeleyi Eskişehir bölgesinden Sercan Murat Gündüzler, Aykut Çalışkan ve Aykut Alptekin hakem üçlüsü maçı yönetti. Karşılaşmaya atak başlayan Kozlu ekibi 3. dakikada Mahir Demir'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra baskısını arttıran ev sahibi Tekirdağ Spor 20. dakikada Mustafa Aydoğdu ile eşitliği sağladı. 45. dakikada Uğur Kapsız takımını öne geçirdi. İkinci yarıda Kozlu'nun çabası sonuç vermeyince Tekirdağ Spor maçı 2-1 sonuçla kazanan taraf oldu. İkinci yarıda Kozlu ekibinin iki önemli ismi Yasin Tektaş ve Burak Işıkay sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Haftayı puansız kapatan Kozlu Belediyespor 25 puanla zirvenin 11 puan gerisinde kaldı. Ekibimiz önümüzdeki hafta grupta zirveyi oynayan ekiplerden Çengelköy Spor'u konuk edecek. Kozlu Belediyespor'da teknik danışman olarak göreve başlayan Ergün Pembe ve kulüp başkanı Ertan Şahin maçı takip edenler arasındaydı. Şimdi hava durumuna gidiyoruz.
Ana Haber Bülteni ile karşınızda olduk. İyi akşamlar diliyoruz.